Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Her zamanki gibi bu hafta çok değerli, çok kıymetli bir üstadımız, stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Avukat, iş insanı Sayın İbrahim Gök bizlerle birlikte olacak. Alper Cefer'le 7. gün programımıza hoş geldiniz. Başkanım sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Özlemişiz sizi. Nasılsınız, iyi misiniz? Elazığ'ın tabiriyle biz de sizleri özledik. Özledik, evet tabii ki. Teşekkür ediyorum. Rabbime şükür. Şu an kendimizi gezdiriyoruz Elazığ'ın. Böyle klasik tabirler hoşuma gidiyor. Tabii, yani klasik tabii, özümüz. Cümleler. Elazığ gerçekten bu açıdan özellikle dil açısından çok hoş. Yakınlık şey yapan, ifade eden cümleler olunca onu kullanmayı da yeğliyorum ben. Allah sizden razı olsun. Bizi izleyen kıymetli hemşerilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel günde sizler de bizi kıymetli hemşerilerimize buluşturduğunuz için sizlere daha seten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi güzel gün dediniz. Herhalde onu da konuşacağız. Tarihe baktığımızda takvim yapraklarına 28 Şubat'ı gösteriyor. Evet. Herhalde sizin de söyleyeceğiniz çok şey vardır diye düşünüyorum. Bu tarihle evet. Alakalı. Dolu dolu program olacak kanaatindeyim. Çünkü çok dolu bir konuğum geldi bugün. İnşallah güzel program olacak. İsterseniz şimdi evet avukat kimliğiniz, iş adamı kimliğiniz tabii ki biliyoruz ama bir de bir siyasi yönünüz var. Siyaset de çok güzel okuyorsunuz, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bir siyasetle başlayalım mı dilerseniz. Olur. Neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Ulusal anlamda bir siyaseti bu denklemleri dilerseniz konuşalım. Sonra da Elazığ'ımıza tabii ki döneceğiz. Tamam. Şimdi söylememde behis var mı bilmiyorum ama yeni bir atılım, Yeniden Refah Partisi'ne de yeniden merhaba dediniz. Galiba hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yanılmıyorum, doğrudur değil mi? Doğrudur efendim. Peki, doğrudur. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi daima demeyeyim, çok özür dilerim. Üç dönem miydi bir AK Parti'den adaylık? Doğru. Üç dönemdi yanlış evet, hatırlamıyorsam. Üç dönem. Bir milletvekili aday tabii. Evet. Başvuru süreciniz söz konusuydu. Çeşitli sebeplerden dolayı olmadı, nasip olmadı. Daha sonra özünüze mi diyelim döndünüz. Yeniden Refah Partisi'nde siyasi hayatınıza devam edeceksiniz. Şimdi dedim ya, siyaseti çok iyi okuyan bir isimsiniz. Türkiye gündeminde siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum tekrar. Tabii Şubat ayı deyince bizde şehadet ayı olarak bilinir. Çünkü Şubat'ta kaybettiğimiz insanlar gerçekten bu milletin değerleri, bu vatana hizmet etmiş insanlar. İşte geçen yıl hatırlayın bu tarihlerde İdlib'de 30 küsür tane kardeşimizin şehadet haberini aldık. Ne yazık ki. İşte geçtiğimiz günlerde yine Gara'daki operasyonda onlarca kardeşimizi kaybettik. Ne yazık ki kaybettik. İşte Erbakan Hocam'ın ölüm yıl dönümüydü dün. Şeyh Şamid'in ölüm yıl dönümü derken Mursi'nin idam edilme hadisesi. Bütün bunlar Şubat ayında gerçekleşiyor. Ben bir kez daha başta kıymetli Erbakan Hocam olmak üzere bütün şehadet şerbetini içen kardeşlerime rahmet diliyorum. Onlar var ki, onlar canlarını verdiler ki bu millet, bu devlet, bu vatan halen dimdik ayakta elhamdülillah. Bundan sonra da inşallah her karışını kanla suladığımız, şehadet kanıyla suladığımız bu memleketin bundan sonraki süreçte de bu tür kanlara alışık olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da kimin nasibi olacak o şehadet şerbeti içmeye bilmiyorum ama Allah bu vatana bu tür insanların varlığıyla güç veriyor elhamdülillah. Bu gücü de bundan sonraki süreçte inşallah bu memleket yaşayacaktır. Ben şunu samimiyetle konuşuyorum. Siyasetin penceresi çok önemlidir. Siyasete bakış açınız çok önemlidir. Siyasette yapacağınız hizmetlerle alacağınız duaları karşılaştırmak lazım. Çünkü siyasetin asıl amacı nedir? Millete hizmettir, vatana hizmettir, devlete hizmettir, insana hizmettir, insanlığa hizmettir. Bu açıdan baktığınızda yapacağınız mücadelenin bir anlamı olacaktır. Çünkü o dava anlayışı, o hizmet anlayışı her zaman için seni diri tutacaktır, kalbi tutacaktır. İnsanımıza yapacağın her hizmeti ibadet aşkıyla yapma gayreti içerisinde olacaktır. Bu çok önemli. Siyaseti bu pencereden değerlendirdiğinizde günümüz Türkiye'sinde geçmişi itibariyle işte bugünlerde hep rahmetli Erbakan Hocam'ı konuşuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de gençlerimiz, özellikle gençlerimize çok iyi anlatmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı badireleri, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar o gençlerimizin bilmesi lazım. Bizim jenerasyonumuz biliyor yaşadıklarımızı. Biraz sonra 28 Şubat'ı konuşacağız. Allah bir daha bu millete böyle bir sıkıntı vermesin.
Ama o günleri yaşayan insanlar olarak bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu ülkenin, bu milletin, bu devletin kıymetini daha fazla algılayan, daha fazla hisseden insanlarız bizler. Bu açıdan baktığınızda işte Erbakan hocamın, rahmetlinin o mücadelesini ciddi manada gençlerimize, o davam kitabı var ya sık sık dillendirdiğimiz, o kitabımızın içeriğini o gençlerimize birebir anlatmamız lazım. Şimdi biz geçmişimiz itibariyle hepsi herkes bilir. Elazığ milli görüşü ciddi manada savunan ve geçmişi itibariyle milli görüşte hizmet etmiş bir kardeşleriydim. Bir dönem milli görüş çatısındaki ayrışmalardan dolayı şu anki Sayın Cumhurbaşkanımızın kurdu AK Parti'ye. O dönem itibariyle benimle beraber diğer arkadaşlarla geçtik. Niye geçtik? Dedik ki evet, Erbakan hocamın önünü tıkıyorlar. Erbakan hocamın işte 28 Şubat hadisesini yaşamışız ya. O hadiseyi yaşayan insanlar olarak bu millete hizmet ederiz. Ve sık sık da neyi dillendiriyorduk? İşte 3Y ile mücadele edeceğiz diyorduk. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Bu bizim hedefimizdi. Çünkü bu millet bu üç konudaki mücadele sonucunda o güzel hayatı hak eden bir milletti. Bu niyetle yola çıktık. Ama geldiğimiz nokta itibariyle baktık ki gerçekten o bizim felsefemizi, o ideolojimizi, ideoloji diyorum çünkü dava anlayışıyla bakıyorum olaya, memleket sevdasıyla bakıyorum. O ideolojimizin geldiği nokta itibariyle ne yazık ki şu an hele son dönemde 24 Ocak'taki Elaziz depreminden sonraki süreçte Elaziz'de yaşananları, Ankara'daki ofisim nedeniyle de Ankara merkezde yaşananları birebir takip ettiğimizde gerçekten o bizim bayrak sallayıp sokağa çıktığımız ve gerçekten ciddi manada bu iş için emek verdiğimiz düşüncenin, AK Parti düşüncesinin ne yazık ki çok ciddi manada başka bir noktaya kaydığını gördük. Bugün itibariyle yoksulluğun gerçekten, Elazığ için konuşalım, hiç başka yere gitmeye gerek yok. Şu an sadece Türkiye'de 37 milyon insan, altını çizerek ifade ediyorum, 37 milyon insan ne yazık ki Aile Politikalar Müdürlüğümüzün, bakanlığımızın katkılarıyla geçiniyor. 37 milyon insan katkı alıyor. Bu ne demektir? 84 milyon insanın, 85 milyon insanın 37 milyonu, üçte biri neredeyse böyle bir tabloyla karşı karşıya ise o zaman yoksulluğu konuşmanın ciddi manada artık zamanının geldiğini görüyorsunuz. İkincisi, çok özür dilerim, araya gireceğim. Buyurun. Size muhalif olsun diye söylemiyorum, sadece fikir yürütüyorum. Evet. 37 milyona yakın insanın devletten yardım aldığını belirtiyorsunuz. Evet. Bu acaba devletin güçlülüğünü mü gösterir, yoksa insanların durumu çok çok kötü oluşunu mu? Başka bir herhangi bir tutar dalları çıkar, bir gelir kaynakları olmadığını mı gösterir? Şimdi insanımız, herkesin bir uğraşı var ama bir taraftan devlet destekliyor mu acaba? Bizim insanımız onurlu insandır. Evet. Türkiye'de yaşayan, hangi mezhepte, hangi meşrepte, hangi düşüncede olursa olsun, o terörle bağlantılı olanları bir tarafa bırakıyorum. Çünkü kırmızı çizgimiz, evet, bütün siyaset yapan insanların olması gereken kırmızı çizgiler içerisindeki tabloda kalanları konuşuyoruz. Anladım. Kırmızı çizginin dışında kalanlar bu konuştuklarımın dışındadır. Bizim insanımız onurlu insandır. Birisinden bir yardım istemeye niyetlendiği zaman 100 sefer yüzü kızarır. Onuru kırılır. Böyle bir tabloda eğer insanımız gidip o muhtaç olduğu hissini vermek suretiyle veya kaydını vermek suretiyle devletin yardımını istiyorsa o zaman burada bir problem var demektir. Burada gerçekten devletin güçlü olup olmaması değil, vatandaşımızın açlık sınırında yaşıyor olduğunu görmek lazım. Şimdi bu ara işte cep telefonu hadisesi konuşuluyor, araba hadisesi konuşuluyor. Siyasetçi arkadaşlarımızın sokağa çıkmadığını düşünüyorum ben. Sokaktaki yansımayı, sokaktaki yaşanmışlığı siyasetçi arkadaşlar iyi tahlil ederse, şu anlattıkları, hele bu ara sık sık özellikle AK Parti'nin genel başkan yardımcısı statüsündeki arkadaşların konuşmasının gerçekten bu milletin değerleriyle alay edildiğini görünce, inanın o parti 18 yıl hizmet etmiş bir kardeşler olarak üzülüyorum. Onlar adına üzülüyorum. Bir diğer açıdan baktığınızda yolsuzluk diyoruz. Yolsuzluk açısından baktığınızda çok önemli, bunun altını çizmek istiyorum. Bugün hangi devlet kurumuna giderseniz gidin, isimlerle konuşabilirim ben. Hangi noktaya giderseniz gidin, ne yazık ki o yolsuzluğun emarelerini görüyorsunuz.
Siyasetçi arkadaşlarımızın... Somut delilleriniz mi var? Efendim? Somut delilleriniz mi var? Var tabii. Ezbere konuşmak yanlış olur. Çünkü bu çok önemli iddialardır bunlar. İşte evet. Çok önemli iddialardır. Eğer İbrahim Gök konuşuyorsa bunun delili vardır. Tabii ve hukuk adamı yani. Evet. Neyle yani şu an ben her konuştuğumun altına imzasını atan arkadaşlarım olabilir ama özellikle vatandaşlarım, kardeşlerim için söylüyorum. Konuştuğum her şeyin gerekirse delilini de sunmaya hazırım. Bugün, Elazığ kurum müdürlükleri... Elazığ için de söylüyorum, Ankara için de söylüyorum, Türkiye için de söylüyorum. Erzincan-Sivas arasındaki yapılan otoyolda kimin ne kadar aldığını söyleyebilirim mesela. Bunu söylerken de çok rahat konuşuyorum. Hangi siyasetçi arkadaşımızın yüzde kaç bedelle çalıştığını konuşabiliriz burada. Veya hangi siyasetçi arkadaşımızın Elazığ'ın hangi bölgelerindeki toprakları, hazine arazilerini kapattığını konuşabiliriz burada. İsim isim. Hepsi var. Kimse kusura bakmasın. Şimdi sizin hakkınızı yersem, Alper Bey, sizden gelirim, helallik isterim. Bir şekilde uzlaşırız sizinle. Ama kamunun hakkını yediğim an, tüyü tüsü bitmemiş yetim diyoruz ya, 85 milyonla ben helallik almak zorundayım. Bu anlayışın mensuplarıydık biz. Bu AK Parti'yi kurarken de bu anlayışla kurduk. Ama bugün gelinen nokta itibariyle baktığınızda AK Parti ne yazık ki bu anlayışın çok ötesinde. Bakın size çok önemli bir hadise anlatayım. Ankara'da benim müvekkilimle beraber gittik. Bir kurumda, resmi kurumda işi var müvekkilim. Ben de avukatıyım. Gittim. Geçmişte işte AK Parti'yle siyaset yaptığımız arkadaşlardan biri. O kurumun da genel müdürü. İsim de söyleyebilirim gerekirse. Hay hay İbrahim abi yapalım dedi. Bakın bana da İbrahim abi diyor. Çünkü ben okuldayken onun başkanlığını yapmışım ondan evet. dolayı. Olur dedim. Şu kadar vereceksiniz dedi. Dedim hayırdır kardeşim? Bu para ne parası? Yani bir harç varsa tamam ödesin. Benim müvekkil de yanımda. Yok dedi İbrahim abi. Bu benim hakkım. Tabii ben afaladım. Niye? Çünkü karşımdaki beş vakit namazını kıldığına inandığım, düşüncesinde sıkıntı olmadığına inandığım bir arkadaşım. Öyle hissediyordum. Dedim bu yasa dışı bir şey mi istiyoruz biz? Yok dedi. Bu senin görevin mi? Evet benim görevim. E peki niye yapmıyorsun bu işi kardeşim? Bana o hakkımı vereceksin. Benim çağaçoğluğumun hakkı dedi. E biz yıllarca belediyedeki duvarlarımıza, burada Elazığ'da hatırlarlar rahmetli Hamza Bey döneminde. Rüşvet alan da veren de melundur kelimesini yazdıran insanlardan biriyiz biz. E biz yıllarca bunun mücadelesini verdik. Nedir bu? Abi bu benim hakkım. Aynen ifade bu. Biraz da utanıyor tabii ama söylüyor. Peki biz vermesek? Biraz öteleriz. İki ay ötelersek ne kadar zararı vardır müvekkilinizin bilir mi diyor. Evet müvekkil de benim kulağıma söylüyor. Şu kadar ben zarar ederim bu projeye eğer geçmesin. Sonucu itibariyle tabii biraz hiddetlendik çıktık. Sonra ne oldu? O müvekkil gitti. Bensiz kendi başına o arkadaşa verdi vereceğini. Ondan sonra da vereceğini verdi. Ondan sonra da o işini çözdü. Şimdi bakın, şu an namaz kıldığına inandığımız, kendisinin dürüstlüğüne inandığımız başlarken yıllarca mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız ne yazık ki AK Parti çizgisindeyken böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Rahmetli Hayri Kırbaşoğlu hocam, profesör biliyorsunuz, ilahiyat profesörüdür. Geçen bir makalesi vardı, aynen şunu söylüyor. Diyor ki, Türkiye'de AK Parti siyaseti yapan arkadaşlar ne yazık ki muhafazakarlar diyor o. Masa, kasa, nisa üçgeninde boğuldular. Masa, makam, kasa, para, nisa biliyorsunuz hanım demektir. Affedersiniz. Böyle bir üçgende boğulan bir muhafazakar anlayışın ne yazık ki bugün AK Parti temsilciliğini yapıyor. O yüzden AK Parti'deki sürecimizi biz bitirdik. Bir diğer husus yasaklar. Allah aşkına bugün Türkiye'de hukuk açısından işte hukuk reformu konuşacak. Konuşuyorlar. Hukuk reformu adı altında konuşulanlara baktığınızda yasaklar adı altında istediğinizi sıralayabilirsiniz. Bir hukukçu olarak 32 yıllık bu işe emek vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Türkiye'de hukuk var mıdır? Ne yazık ki hukuk kişilerin uygulamasına göre, kişilerin uygulamasına göre bugün ayaklar altındadır. 28 Şubat'ı konuşacağız. 28 Şubat'taki hukuksuzluğu konuşacağız. Onların bir misyonu vardı. Neydi o misyon? Onlar ne olursa olsun kendi zihniyetlerini iktidarda tutmak istiyordu. E biz muhafazakarların misyonu neydi? Bizim misyonumuz neydi?
Biz muhafazakarlar misyonu da, evet bu Türkiye'de biz muhafazakar olarak ilk siyaseti yaptığımızda herkes gerçekten Allah razı olsun diyecek. Çünkü biz siyaseti hizmet anlayışıyla, hizmet aşkıyla yapıyoruz diyorduk. Bunu diyorduk ama gelinen nokta itibariyle devletin yaptığı hizmetleri saygıyla karşılıyorum. Ama şu an devleti yöneten insanlara baktığınızda, siyaseti işgal eden insanlara baktığınızda, bugün ne yazık ki yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk üçgeninde ciddi manada puan kaybediyorlar. Ciddi manada dip yaptırdılar bu ilde. Bunu söylerken üzülüyorum. Türkiye'de de aynı durumdalar. Şimdi evet. Böylesi bir kadroyla devam etmek demek bu işin vebalini almak demektir. O dönem Sayın Genel Başkan Fatih Bey, benim de babamın vefat dönemleriydi. Israrla bize olan hizmetle ilgili ihtiyaçlar olduğunu ifade edince onun bu teklifine evet. Ve şunu söyledim. Ben siz de yanlış yapsanız size karşı yanlış olduğunu söyleyecek hakkı elde ederek geliyorum burada. Eğer buna müsaade etmiyorsanız beni almayın dedim. Sağ olsun Sayın Genel Başkan. İşte iki gün evvel de Diyarbakır'da beraberdik. Ciddi manada bizim görüşümüze, hassasiyetimize ve kendi hedefleriyle örtüşen düşüncemize ciddi manada destek vereceklerini ifade ederek bizi kadrolarına davet ettiler. Biz de Allah razı olsun o kadroya tamam dedik. Yeni siyasi atılımımızla alakalı hedeflerinizi, amaçlarınızı tabii ki paylaşacaksınız. Şimdi başkanım ben bu soruyu sormazsam muhtemelen izleyenler bayağı bana bir kızacaktır. Şu soruyu sormak istiyorum izleyenler adına. AK Parti adına bayağı çok ciddi ithamlarda bulunuyorsunuz. Ben bunu ispatlarım da diyorsunuz. Ne zaman AK Parti ile ilişkiniz tamamıyla kesildi? Ben hatırlayın şu şeyden sonra, deprem hadisesinden sonra Elazığ'da yapılan yanlışları bangır bangır bağırmaya bir program yapıyorduk kardeş televizyonda hatırlayın. Evet evet. Ajanda programında. Ajanda programlarında. İşte Bülent Arınç'ın 700 küsür tane özellikle MİT mensubu kardeşlerinin o kozmik oda meselesindeki o probleminden dolayı PKK'nın eline geçen 700 tane veya 800 de olabilir. Rakamları yanlış olabilir. Ben rakamlara takılmıyorum ama oradaki listenin FETÖ marifetiyle, o terör örgütü marifetiyle PKK'nın eline geçip onların infazını bangır bangır bağıran bir kardeşleri olarak Bülent Arınç'ın yanlış yaptığını, Bülent Arınç'ın artık emekliye sevk edilmesi gerektiğini söylediğimde adamı alıp götürdüler, bilmem ne danışma meclisine üye yaptılar. Yani bu ara istifa etti, bu ara yine bir dengesiz laf etti, affedersiniz. Şimdi Elazığ'da yapılan yolsuzlukları özellikle deprem mağduru kardeşlerimin yaşadıklarını birebir bilen, onların acısını birebir hisseden kardeşleri olarak siyaset mekanizmasının burada başka işler, başka hesaplar peşinde olduğunu görünce dedik tamam. Takriben bir yıl diyebilir miyiz? Yani bir yılı geçti tabii. Bir yılı geçti. Evet. Bir buçuk yıldır. Şimdi başkanım muhtemelen izleyenler şunu soruyordur. Ben de onların duygularına tercüm olmaya çalışacağım. Bütün bu ithamlarınızı bir yılda mı yani... Yok. Bir yıl, son bir yıl hadi ilişkiniz koptu. Onun öncesindeki süreçte niye hala devam ettiniz diye sorabilirler. Şunu samimiyetle konuşuyorum. Sizin söylediğiniz de çok önemli bir cümle, çok önemli bir soru. Evet. Biz içerideki arkadaşlarımızı sık sık uyarıyorduk. Milletvekili arkadaşlarımızı sık sık uyarıyorduk. Yanlışları lütfen düzeltin. Bürokrasideki arkadaşlarımızı uyarıyorduk. Özellikle yerel siyasetçi kardeşlerimizi sık sık uyarıyorduk. Halen onlar benim kardeşlerim. Halen onlarla muhabbetim devam ediyor. Ama yaptığı yanlışların çözümü noktasına adım atmayan arkadaşlarımıza karşı da artık bu tavrı göstermek zorundaydık. Benim o programı izleyen kardeşlerim hatırlarlar. Bir buçuk yıl değil, daha öncesinde de sık sık eleştirilerde bulunan bir kardeşleriydim. Özellikle bu Kuzey Çevre Yolu hadisesinde, şu an yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu hadisesinde kapatılan, bilmem hangi niyetle kapatılan hazine arazilerinin, fakirin, fukaranın, yetimin hakkı olduğunu bangır bangır bağırdığımda o arkadaşlarımızın bir yerlerine bastığımı onlar da fark ediyordu, ben de fark ediyordum. Ama ben bunu konuşmak zorundayım. Elaziz adına bunu konuşmak zorundayım. Şimdi İbrahim Gök'ün makam mevki olarak hiçbir sıkıntısı yok elhamdülillah. Yani ben özellikle bir başka partiden teklif olmasına rağmen, yani siyasette çok aktif olabileceğini
özellikle medyanın da çok ön plana çıkardığı partilerden teklif olmasına rağmen kabul etmemek suretiyle makam mevkiye hedefim olmadığını bu memlekette anlatmaya çalıştım. Bugün Yeniden Refah Partisi'nin, ben Yeniden Refah Partisi'ne katıldığım dönemdeki Türkiye'deki oy oranına baktığınızda oraya giden insanın makam mevki derdinin olmayacağını herkes bilir. Ben de zaten Sayın Genel Başkan'a ısrarla şunu söyledim. Benim bir makam mevki derdim yok. Sağ olsun burada MKYK üyemiz Mehmet Gül Bey var. İşte il başkanımız Erhun Bey var. Erhun Bey gerçek Karakuş Bey, avukat kardeşim. Merkez İlçe Başkanımız Hakan kardeşim var. Hanım kollarında Terkine Hanım var. Gençlik kollarımız kendi çapında bir şeyler yapıyor. İnanın buradaki bu çabayı görünce dedim ki biz milli görüş, zaten AK Parti'de de hatırlayın ben o aday adaylığım döneminde çok sık olarak ben AK Parti içerisindeki milli görüşçüyüm cümlesini en fazla kullanan kardeşinizdim. Evet. Bu cümleyi de sık sık söyleyen bir kardeşiniz olarak ben hiçbir zaman milli görüş gömleğini çıkartmadım. Çıkartmaya da niyetim olmadı. Belki AK Parti siyasetinde bir noktaya varamamış olmamızın nedeni de bu olabilir. Belki bilemiyorum tabii. Bu da nasip meselesi. Ama benim milletvekilliği, benim bir başka makam hedefim yok. Sadece tek hedefim vardı. Şu memlekette halen bu kadar imkana rağmen, yeraltı, yerüstü zenginliğine rağmen, bu kadar potansiyele rağmen işsizlik oranı bu memlekette halen Türkiye ortalamasının üzerindeyse, Türkiye ortalaması şu an %17'lere çıktı, Elazığ'da %25'lerde. Yani unun, şekerin, yağın olduğu bir memlekette helva yapacak baba itler, ustalar sahada olmayınca bu işi biz yaparız diye sahaya çıktık. Bu niyetle o dönem siyaseti AK Parti'yle hızlı yapmaya çalıştık. Ama gelinen nokta itibariyle Elaziz devletten beklediği yatırımları alıyorum, evet alıyorum. Ama şu deprem konutlardaki hilkat garibesi binalara gittiğinizde oradaki insanların acınası cümlelerini hangi siyasetçi arkadaşım hazmediyorsa gitsin dinlesin. Aslında TOKİ'lerle alakalı da çok fazlaca soru da geliyor. Çok fazla konuyu da dağıtmak istemiyorum da. Evet. İzleyenlerden gelen soruyu, ortak paydalarını size yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Tabii lütfen. Daha sonra tabii devam edeceğiz. İzleyenlerimiz diyorlar ki, Elazığ'daki TOKİ konutlarının sorunları hakkında ne düşünüyorlar? Ali Bey, Ali Fuat Gürgöz'e yazmış. Ben yine diğer mesajlara da bakıyorum. Sizi tebrik edenler var başkanım bu arada. Şöyle rastgele mesajları açıyorum da tebrik edenler de var. Sanayi esnafı sizlere teşekkür etmişler. Yine bir izleyicimiz TOKİ'leri, evet mesajını kaybettim. TOKİ'lerin durumu nedir? Ne zaman elimize, yani bize verilecek diye soruyorlar başkanım. TOKİ'ler hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. Elazığ'da yapılan TOKİ'ler. Şimdi tabii TOKİ konusunda Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımız, bakın ben Sayın Cumhurbaşkanımızı saygı olarak halen Tayyip Erdoğan'ın açık ve net söylüyorum. Şu memleket için bir gayret içerisinde olduğuna inanan insanlardan biriyim. O, Sayın Erdoğan şu an AK Parti'yi bırakıp bir başka parti kursa, inanın belki AK Parti'nin alacağı oy oranının iki katı oy alabilecek bir pozisyon. Yani AK Parti bu kadar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şunu söyleyeceğinizi sandım. Evet. Sayın Erdoğan başka bir parti kursa ben de oraya geçerim. Hayır, hayır. diyeceğinizi ben, sandım. Bakın ben siyasette şimdi herkes farklı değerlendirebilir. Ben siyasete milli görüş çizgisinde başladım. Sayın Erdoğan'la beraber başladım. Sayın Cumhurbaşkanı'na 1983 yılında başladım ben siyasete. Ben Beyoğlu İlçe Teşkilatı'nda Sayın Cumhurbaşkanı oranın ilçe başkanı iken ben onunla siyasete başladım. Daha sonra birlikte AK Parti ayrılışını gerçekleştirdik. Arkasından da oradaki yaşanmışlıkların yanlış olduğunu, hakkın, hukukun, inancın ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu anlayınca da AK Parti'deki siyasetini bırakıp baba evine geri dönüş yapmış bir kardeşinizim. Evet. O yüzden ben bugün itibariyle böyle sık sık parti değiştiren yerel siyasetçiler de çoktur ve kabul görür. Ama İbrahim Gök'ün tek çizgisi vardır, milli görüş çizgisidir. AK Parti'de de bu çizgi devam etmektedir. Şimdi TOKİ meselesine gelince. Bakın, biz o dönem ilk TOKİ ihaleleri yapıldığında ben resmi bu işin, biliyorsunuz bayındırlık birim fiyatları var. Bayındırlık birim fiyatlarıyla rakamlarını çıkardık. Bir. İkincisi,
Türkiye'de TOKİ ihalelerindeki rakamları çıkardık. O rakamlarla Elazığ'daki yapılan ihalelerin ne kadar ciddi sıkıntılar oluşturduğunu bangır bangır bağırdık. Yanlışlar olduğunu söyledik. Bu devletin cebinden de çıksa yanlıştır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı %40'a kadar affetme veya işte bu sübvanse etme yetkisine sahiptir yasal olarak. Vatandaşın cebinden de çıksa yanlıştır dedik. Niye? Neticede senin cebinden, devletin cebinden çıkan birilerinin cebine giriyor. Bu açıdan yanlış olduğunu ifade ettik. Şimdi TOKİ'lerin, bugün Elazığ açısından söylüyorum, yapılanlarına baktığınızda Sako Mahallesi'ndeki, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki, işte Meryem Dağı'ndaki, Beyyurdu'ndaki, Zafran'daki, Bızmişen'deki yapılan TOKİ'lere baktığınızda gerçekten bu kültürün, yani bu memleketin, Elazığ'ın kültürünün, sosyal yapısının, demografik yapısının şartlarını karşılayabilecek yapılar mıdır, değil midir? Bunu sayın hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. Ama bir gerçek var ki… Kalabalık aile topluluklarıyız. Evler küçük. Bundan bu bir. İki, küçücük evlerin dışında öyle binalar yapılmış ki, işte Beyyurdu'na gidin 4000 tane bina, 4000 tane daire. 4000 dairenin, şimdi normal şartlarda bir kültürü olur, bir çarşı kültürü olur, bir camisi olur. Camisinin yanında insanların sosyal donatılarla rahat gezebileceği yerleri olur. Şimdi 4000 aile, yaklaşık 10 küsür bin kişiyi oraya taşıyacaksınız siz. 10 küsür bin kişinin 2-3 binanın altında sadece birkaç dükkan var. Kafeleriyle, şuyla, buyla. Şimdi biz neyi konuşuyoruz sık sık? Hürriyet Caddesi, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey, Zübeyde Hanım Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunu konuşuyoruz. İnsan sirkülasyonundaki yoğunluğu konuşuyoruz, değil mi? İnsanlarımız niye geliyor oraya? İhtiyaçları için geliyor. Alışveriş için geliyor, gezi ihtiyaçları için geliyor. Bu insanların, yani 12 bin kardeşimizin Beyyurdu'nda tüm ihtiyaçları karşılanan sosyal donatılarıyla bir alan, bir yaşam alanı gerçekleştirilmiş olsaydı o kardeşlerimiz şehir merkezine gelme ihtiyacı hissederler miydi? Ama başkanım, şimdi insanların temel ihtiyacı evdi. Artısını eksini tartışmıyorum. Bir şekilde bir şeyler yapılıyor. Bu söylemleriniz zamanla yerleşmeyecek midir? Hayır. Şöyle. Şimdi siteler yapıyorsunuz siz. O sitelerin, bakın siteler yapıyorsunuz. 4000 tane konut yaptınız oraya. Site yaptınız. O sitelerin çarşısı nerede? İnsanlar alışveriş yapmayacak mı? O sitelerin kafesi nerede? O sitelerde yaşayan insanların gezebileceği park alanları nerede? Bunlar yok. Şimdi bizim bir kültürümüz var. Nedir o kültürümüz? Çarşı kültürümüz var. Bak şimdi Elyizum'daki kardeşlerim yapıyor. Tebrik ediyorum. Binalar var arkada. Ön tarafta da bir çarşı yapıyorlar. O çarşı, o binalardaki ihtiyacı görebilecek kabiliyette, kapasitede kardeşlerim. Ben Yılmaz Bey'i tebrik ediyorum burada. İşte bizim kültürümüz bu. Bu kültürde TOKİ aynı fiyatla, aynı rakamlarla bunu yapamaz mı? Çok rahat yapardı. Şimdi küçük dokunuşlar önemli. Bakın Sivrice'de konutlar yapılıyor şu an. Sivrice'de. Gidin. Sivrice'yi Sayın Bakan geldiğinde ne söylüyordu Murat Bey? Biz burayı turizm ilçesi yapacağız diyor, değil mi? Sivrice turizm ilçesi. Gidin konutlara bakın. O konutlar Doğu blokundaki ülkelerde dahi yok. Şimdi bu kadar sıkıntılı dokunuşlar yapılmadan, sıkıntılı yapılan binaların, ben konut yaptım, evet konut yaptın. Başını soktun mu? Başını soktun, yeter. Şimdi artık 21. yüzyıl Türkiye'sinde yaşıyorsunuz siz. Her insanımızın ihtiyacı var. İşte internete ihtiyacı var. Evet. Başkanım. Nefes alma ihtiyacı var. Piknik yapma ihtiyacı var. Gezme ihtiyacı var. Bunların hepsi ihtiyaç. Gidip kafede oturup bir çay içmeye ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları karşılayamayacak derecede yaptığınız konutlar ancak Rusya'da bulunur. Rusya'daki modeli de getirmişseniz artık onu da memleketteki kardeşlerim değerlendirir. Başkanım, şimdi süreye de zaman zaman bakıyorum. Diğer konulara müsaadenizle geçeceğim. Tabii, buyurun. Bu arada sanırım programı ilk başından beri izleyememiş izleyicimiz size bir eleştirisi var. Başkanım çok güzel bir şekilde açıkladı. Parti değişiminden biraz arkadaş, daha doğrusu izleyicimiz. Evet, saygı duyuyoruz. Yani bütün arkadaşlar. Ama siz bunu açıkladınız çok güzel bir şekilde. Ben kardeşlerimin benim hakkımda Elazığ'da kim ne düşünüyorsa saygı duyuyorum. Çünkü netice itibariyle ben de insanım, hata yapabilirim ama bir gerçek var ki ben bu gerekçelerle eğer
AK Parti'de durmuş olsaydım kendimle çelişmiş olurdum. Orada evet. durmam mümkün değildi. Peki. Evet. Siz bunu zaten açıkladınız. Şimdi başkanım, konuşacak aslında çok çok şey var. Hani hepsini şöyle bir üstünde dolaşıyoruz ama tam manasıyla belki irdeleyemiyoruz ama yine de bir 28 Şubat diyelim. Sizin evet. üzüldüğünüz bir konu. Bizzat yaşadığınız içinde bulunduğunuz bir tarih, süreç. Dilerseniz sözü size bırakayım. 28 Şubat deyince ne anlatacaksınız? Evet. Şimdi 28 Şubat sürecinde ben Hukuki Araştırmalar Derneği Elazığ Şube Başkanıydım. Artı Elazığ İlim Hayır Hizmet Vakfı'nın Genel Başkan Vekiliydim. Birkaç vakıf ve derneğin de yöneticiliğini yapıyordum aynı zamanda. Şimdi 28 Şubat süreci Türkiye'nin gerçekten o dönem itibariyle milletin desteğini almış ve Türkiye'yi iyi yola sokmuş bir iktidardan bahsediyoruz. Rahmetli Erbakan Hocam ve Tansu Çiller'le beraber Refah Yol Hükümeti'nden bahsediyoruz. İlk defa denk bütçenin yapıldığı, memur ve işçi kardeşlerimin ilk defa %50 zammı gördüğü, insanca yaşamaya başladığı ve kurumların da gerçekten ciddi manada işlevini hakkıyla yerine getirdiği bir 11 aylık süreçten bahsediyoruz biz. 11 ayın sonunda ne oldu? Beşli bir çete çıktı. Beşli çeteden kastımı biliyorsunuz. Bunun bir de medya... Basın. Evet. Basın ayrı bir çete. Askeriye. Askeriye doğru. ayrı bir noktada. Evet. Ama işte toplam başlayın esnaf birliklerine kadar aklınıza gelebilecek beşli çeteden, sendikalardan, beşli çeteden bahsediyoruz. Şu an Türkiye'de bugün itibariyle iktidarın her türlü nimetinden faydalanan ama o gün itibariyle de o güzel nimete karşı iktidarı ciddi manada yıkmak adına ortak hareket eden, içerideki ve dışarıdaki Çevik bir de bu işin başında olan şahıs. Dolayısıyla 28 Şubat hadisesini gerçekleştirdi. Hatta çok ilginç bir anekdot, gülmeniz için söylüyorum. O Sincan'da tanklar yürütüldü ya. Medya mensubu arkadaşlar, çok iyi görüntü alamadık. Gidin bir daha gelin. Bir daha baştan. Bir daha baştan yürüttüler. Bakın, anlamı nedir? Anlamı nedir? Ortak hareket edilen ve ciddi manada bu milletin, bu memleketin bağrına hançer gibi sapladıkları bir harekettir. Tıpkı 15 Temmuz hadisesi gibidir. Onun bir benzeridir. Şimdi 28 Şubat'la ilgili çok şey konuşuldu. 2012'de yargılamalar başladı biliyorsunuz. 2013'te. Karar çıktı. Bu ara ölenler öldü. İlginç olan nedir biliyor musunuz? Halen, bakın bugünkü tarih itibariyle 28 Şubat davası henüz bitmiş değil. Halen Yargıtay'da. Ve bu arada 28 Şubat'ta o müebbet cezalar alan, ben isimlerine girmek istemiyorum çünkü onlar bu memleketin ihanet şebekeleriydi, hainleriydi. Bu nasıl 15 Temmuz hadisesini yapan şebeke bu milletin huzuruna, bu milletin değerlerine darbe vurmak için hareket eden ihanet şebekesi ise onlar da ihanet şebekesiydi. Ve bugün itibariyle ne yazık ki halen yargı da net olarak gereken cevabı almış değiller. Hepsi serbest şu an. Bir kısmı öldü gitti, bir kısmı ölmek üzere. Karar çıkana kadar gerisi ölür mü ölmez mi bilmiyorum, Allah bilir. Ama kendi aynı Kenan Evren gibi bu milletin değerlerine ihanet eden insanların ne yazık ki hak ettiklerini bulmadan gittiklerini görüyorsunuz. Onların muhakkak o hak ettikleri cezayı görmelerini sizler de ben de canı gönülden arzu ediyoruz. Sizler derken kamuoyunu kastediyorum. Şimdi 28 Şubat'ta neler oldu neler olmadı hadisesine baktığınızda, yani günlerdir konuşuyoruz. Sayın Erbakan ki savunan adam olarak ifadesi kendisinde hak ettiği ifadeyi bulan, gerçekten liderimiz olarak da Sayın Cumhurbaşkanı da her zaman söylüyor, bu ara yine söylemeye başladı. Liderimiz olarak ifade ettiği bu zatın 28 Şubat hadisesinde yaşadıkları, normal bir insanın yaşadıkları değil. O gün bu memlekette kan gövdeyi götürebilirdi. Şimdi bazen söylüyorlar işte aynı Sayın Erdoğan gibi niye sokağa müsaade etmediler? O zaman askeri birliklerin tümü tek yiyek vücuttu. İşte İsmail Hakkı Karadayı'ydı biliyorsunuz. Hatta o kadar iğrenç affedersiniz hareketleri var ki Sayın Başbakan'a karşı. Abdest alma hadisesi falan o güvenlik konseyinin toplandığı gün. Arkasından ona ihanet eden cümleleri, namaz kılacak yer göstermemeleri vesaire.
Bütün bunları geçiyorum ama bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Bugün rahmetli Erbakan'ı rahmetle anıyoruz. Bu ihanet şebekesinde ihanet eden, bu millete ihanet edenlerin bugün itibariyle adı sana okunuyor mu? Okunmuyor. Okunmayacak da inşallah. Bundan sonra da okunmayacak. Şimdi Elazığ'a gelelim. Elazığ'da öyle olaylar yaşadık ki, birebir yaşayan. Ben biliyorsunuz Yaşar Büyükanıt'ın fişlediği adamlardan biriyim. Ofisimi Batı Çalışma Grubu'nun bastığı, hemen PTT'nin karşısında Huzur İş Merkezi'nin birinci katındaydı ofisim. Bastığı, benim orası o zaman ayakkabısız girilen bir bölgeydi. Öyle, kendimi öyle dizayn etmiştim o zaman. Ve orada ciddi manada 5 saat sorguya çekilen adamlardan biriyim. Ama Allah yardım etti. Hiçbir şekilde taviz vermedik. Bir vali yardımcısı, işte omuzu kalabalık birkaç vatandaş beraber gelmişlerdi. Geldikleri gibi gittiler. Arkasından el ele yürüyüşünü lütfen bir hatırlayın şu memlekette. Bakın orada Elaziz direkten döndü. Niye direkten döndü biliyor musunuz? El ele yürüyüşünde 3-5 tane genç kardeşimiz Malatya'ya maça gidiyorlardı. Abdullah Paşa bölgesinde bir yüzbaşının, densiz bir yüzbaşının emriyle bir asker kardeşim ne yazık ki o gençlerimize tartışma sonucu çekti, vurdu, öldürdü. Ve milletin hepsi nereye toplandı? İş Bankası'nın önü, PTT'nin önüne toplandılar. Panzerler vesaireler. Feyzullah Arslan o zaman emniyet müdürü burada. Şimdi ve hedef şu, ordu evine. Askere karşı bir olay, bir provokatif eylem gerçekleşecek. Yani ordu evine gidilecek, oradan da haber alıyoruz. Biz 10 kişilik bir hukukçu ekibiyle takip ediyoruz. Oradan da emir verilmiş, silahlara mermiler sürülmüş, gelen halk bekleniyor. Geleni indirecekler. Bu ne demektir? Bir katliam olacaktır Elazığ'da demektir. Ben ve Aydın Şimşek kardeşim, ben Aydın Şimşek Bey'i gerçekten o günde, bugün de her zaman saygıyla anıyorum. Gerçekten çok önemli iki insan olarak görüyorum. O gün Feyzullah Arslan rica etti. Hatta o zaman Güvenlik Şube Müdürü Muharrem Aydı, hiç unutmuyorum. Muharrem Bey rica etti bizden. Çıktık panzerin üzerine. Önce Aydın abi çıktı, sonra ben çıktım. Dedi ki bu olayın, yaşanmış olayın el ele yürüyüşüyle alakası yok dedik. Ve orada insanları Allah'ın da yardımıyla sakinleştirdik. İnsanlar dağıldı. Ne oldu biliyor musunuz ondan sonra? Ondan sonra Aydın Bey'le benim hakkında yakalama kararı çıkarttılar. Emniyet müdürü rica ediyor, çık şu kalabalığı durdur diyor. Biz çıkıyoruz, kalabalığa hitap ediyoruz, durduruyoruz. Ama hakkımızda arkamızdan yakalama kararı çıkartıyorlar. Neyse onu da çözdük. Orada gözaltına alınan kardeşlerimi de çözdük. Ama en fazla üzüldüğüm nokta nedir biliyor musunuz? Şu başörtülü kardeşlerim. 200'e yakın kardeşimin avukatlığını yapıyorduk. Fisebilillah, Allah rızası için. Ve davalarda takır takır kazanıyorduk. Ama Danıştay Başkanı, o zaman şu an adını da unuttum. Danıştay Başkanı olan adam çıktı bir açıklama yaptı. Başörtüsü anayasaya aykırıdır dedi. Arkasından bütün davaları kaybettik. O 200 tane kardeşimin geleceği kayboldu. Elaz için söylüyorum. Malumunuz Keban Belediye Başkanımız Sayın Fethiye Atlı da 28 Şubat mağdurlarından idi. Malumunuzdur. Evet, biliyorum. Evet, Fethiye Hanım da biliyorum. Ve hiç mesela bu ara bir hocam için çok böyle atfı cürümde bulunuyorlar. Özellikle o hocamı istemeyen siyasette yuvalanan o mihraklar. İşte başörtüsü konusunda o hocamın da işte başörtüleri almış, başından çekmiş gibi ifadeler var. Yasemin Hocam, birebir yaşayan onların avukatı olarak ben Yasemin Hocam'la ilgili zerre kadar bir şey duymadım mesela. Hatta Yasemin Hocam'la AK Parti Genel Merkezi'ndeyken Öznur Çalık var, bu Malatya'nın ve bu bölgenin bölge milletvekili olduğunu ifade eden. Öznur Hanım ısrarla, hatta Zeki Bey de sizin genel yayın yönetmeniniz de oradaydı, biz de oradaydık. Bunu söyleyince hatta Yasemin Hanım dedi ki bak şansa başörtülülerin avukatı arkadaşımız burada. Sorun bakalım. Böyle bir hadis oldu mu olmadı mı? Bugün o ihanet edenler, bugün iftira atanlar o gün kaçacak delik arıyorlardı 28 Şubat'ta. 28 Şubat hadisesi gerçekleştiğinde sahada olanlar, gerçekten bu millete hizmet için gayret edenler ve sahadan kaçıp değil başındaki takkeyi çıkartmak, sakalını kesmek, Milli Gazete'yi veya o sağ gazeteleri çıkartıp Cumhuriyet Gazetesi'yle gezen insanlar vardı o gün. Bugün muhafazakarım diye geçinip, bugün demokratım diye geçinip salınan insanlardan bahsediyorum. Şimdi
Bu insanları şunu samimiyetle konuşarak ifade ediyorum. Başta Erbakan hocam olmak üzere, onun ailesi olmak üzere, şu an mağdur olmuş genç kızlarımız olmak üzere, gerçekten muhafazakar olarak o dönem itibariyle ciddi mağduriyet yaşayan kardeşlerim için muhakkak ve muhakkak iade itibar yapmak lazım. Şimdi yasal olarak yargılamayı yaptınız. Ama işte 1960 hadisesindeki o ihtilalle ilgili Adnan Menderes ve arkadaşlarına iade itibar yapıldı mı? Yapıldı. Ondan önceki dönemler için yapılan 80 Eylül'ündeki sıkıntı ile ilgili o dönemin mensuplarına iade itibar yapıldı mı? Yapıldı. Ama 28 Şubat mağduru kardeşlerime, başta Erbakan hocam ve ailesi olmak üzere, onların hiçbirine iade itibar yapılmadı da. Ha, bunlara ihtiyaçlarım var. Yok, ama devlet şunu yapmalı. Devlet kendi vatandaşının, haksızlığa uğramış vatandaşının kol kanat germek suretiyle yarasını tamir etmeli. Onurunu tamir etmeli, onurunu iade etmeli. Bu çok önemli. İşin bugün itibariyle sahalarda konuşmak kolay. Bugün işte demokratik bir ortam var diyoruz. Konuşuyoruz. Dün konuşan insanlar, dün bu millet için yüreği çarpan insanların hakkını iade etmemiz lazım. Bunun yolu nedir? İşte bunun yolu şu an AK Parti ile siyaset yapan arkadaşlarımız onu söylüyor. İşte 28 Şubat'ı biz bitirdik. Hayır, daha bitirmediniz 28 Şubat. Yargılamasını bitirmediniz daha. Artı iade itibarları yapmadınız. Sadece görüntüde bazı adımlar attık. O görüntüdeki adımların da içini boşalttık. Attığımız evet. Adımların içini boşalttık. Başkanım, süremiz bitmiş. Çok kısa, tek soru tek cevap sizden istirhamım. CHP'de istifalar bugün yine CHP milletvekili istifa etti. Bunu nasıl okuyorsunuz? CHP'de çok ciddi anlamda istifalar geliyor. Şimdi şu an solda iki tane yeni parti kuruldu biliyorsun. Bilinen. Bilinmeyenler var da. Sarıgül. Bir Sarıgül'ün partisi. Sarıgül tabii biraz merkez sola yakın bir pozisyonda. Sarıgül'ün tavrı biraz farklı. Evet. Bir de Muharrem Bey'in kurduğu bir parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok farklı klikler var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olmasını arzu edenlerden biriyim. Niye biliyor musunuz? Ana muhalefet partisi olarak sen güçlü olursan, ciddi siyaset üretirsen iktidarı da ona göre yönlendirirsin. Bu açıdan ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olmasını isteyenlerden biriyim. Güçlü muhalefet, güçlü iktidar demektir. Şimdi baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle HADEP'le işbirliği, o terör partisiyle işbirliği konusunda ciddi handikaplar var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kanadı ulusalcı kanal. Siz de biliyorsunuz. Bir kanadı merkez sola yakın kanat. Yani uçta, fraksiyonu çok uçta olan mensubu yok. Çünkü o çok uçta olanlar işte ya TKP'de ya bilmem bir başka partide kendine yer buluyor ve işte terör partisinde kendine yer buluyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokusuna uygun olmayan, Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti kuran bir parti. Bak bunu görmek lazım. Devleti kuran bir partinin devlete ihanet etmemesi lazım. Devletin karşısında olan teröristlerle işbirliği içerisinde olmaması lazım. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatırdamalar fazlaydı. Şimdi çıkan Muharrem Bey kendine göre bir havada. Sevecen bir Anadolu insanı. Ben özellikle Sarıgül'ü çok farklı görüyorum. Çünkü Şişli'de yaptıklarını biliyorum Sarıgül'ün. Yani Sarıgül bence merkez solda iyi bir siyasetçi. Rahmetli mesela Kamer Genç iyi bir siyasetçiydi. Yerel siyaset yapardı. Yani taban siyaseti yapardı. Sarıgül de taban siyaseti yapan bir lider. Dolayısıyla bu iki partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok şey götüreceğini inanıyorum ben. Evet. Yani olmalı mıydı? Keşke olmasaydı. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü olsaydı ama gelinen nokta itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok kan kaybedeceğini görüyorum. Evet. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi mi? Bakın şu an AK Parti'nin ciddi kaymalar olacak. Göreceksiniz. İlerleyen süreçte göreceğiz. İnşallah değerlendiririz. Çok ilginç isimleri göreceksiniz yakında. Elaziz'de göreceksiniz. Böyle de bir ne derler? Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Evet. Hayır, bir bombayı ortaya attınız diyecektim de. Elazığ'da da kaymalar göreceğiz diyorsunuz. Göreceksiniz. Peki. Başkanım, sözler belki yarım kaldı. Süre yeterli değildi belki. Geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şeref ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için bir kez daha size ve Kanal Fırat ailesine teşekkür ediyorum. Bizi akşamın bu saatinde sıcak yuvalarında takip eden kıymetli hemşerilerime de saygılarımı sunuyorum. Ama bir gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Siyaseti yapacak arkadaşlarımızın, bu milletin, Elazığ için 600 bin kişi,
Türkiye için 84 milyon kişinin vebalini taşıdıklarının farkında olmaları lazım. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun başkanım. Evet, geldik programımızın sonuna efendim. Bu haftaki konuğumuz, stüdyo konuğumuz Sayın Avukat İbrahim Göktü. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok önemli, çok ciddi konulara değindi. Haftaya başka bir konu, başka bir konuk ile tekrardan huzurunuzda olmak dileğiyle. Esen kalın.